Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, Bir Yalancı'nın bu programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine gündemimiz çok yoğun. 45 dakika içerisinde olabildiğince size aktarmaya çalışacağız. Sosyal medyada linç kültürünün vardığı noktayı göstereceğiz size. Hayret verici. Yine bir acılı babanın arkasından yapılan haberleri göstereceğiz. Bir dayılar sohbetidir, muhabbetidir gidiyor. Grup toplantılarında bunlar konuşuluyor, sokak röportajlarında bunların diyelim esprileri tırnak içinde yapılıyor. Ve bugün bir rezaletle karşılaştık. Doğuran erkek rezaleti tırnak içinde. Ve en son tabii dün gündemi meşgul eden, Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genci konuşacağız. Evet. Evet, yani Türkiye hakikaten çok enteresan gündemlerle karşılaşıyor. Çok ilginç diyelim, Türkçemizi doğru kullanalım. Bunların bir kısmının tabii bir operasyon ürünü olduğu belli. Aslında vakit olursa bugün göstereceğiz onu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de bununla ilgili çok önemli bir çalışması oldu. Yani sosyal medya platformlarında gündem nasıl oluşturuluyor ve diyelim oradaki paylaşımlar makinalar aracılığıyla nasıl yapılıyor bot denen hesaplarla. Vaktimiz olsa onu da göstereceğiz ama bu hafta yine... Biraz değişik konular işleyeceğiz ve yine biraz bu sosyal medya eksenli. Çünkü insanların hayatının bir kısmı artık oraya taşınmış durumda. Dolayısıyla bizim de gündemimizde daha sık yer kaplamaya başladı. İlk konumuzda dilersen hemen başlayalım. Eğer uygunsa Alperen getirebilirsen seviniriz. İzleyicilerimiz görsün. Evet, şimdi 2021'e gidiyoruz. 2021'de bir... Bebeğimiz, Elif Ada isminde bir bebeğimiz hayatını kaybetti. Hem ana akım medyada, yani burada mesela CNN Türk, Sabah, Haberler.com gibi örnekleri görüyoruz. Hem de sosyal medya yıkıldı. İddia şu, bir baba 3 aylık kızını darp ediyor ve öldürüyor. İddia buydu ve bu iddia üzerinden de tabii babaya lanet okundu sürekli. Yani artık bu haberler... Hem sosyal medyada hem burada görüldüğü zaman gerçek kabul edildiği için. Mesela aydınlıkta göremiyorsunuz bu haberi. Çünkü hani bir insanı böyle çocuğunu katletmekle suçlamak bu kadar basit bir şey değil. Biz mahkemede değiliz. Biz de göremiyorsunuz ama bütün basında bunu gördük. Burada da bunlardan bazı örnekler görüyoruz. Gösterelim, başlayalım o zaman. Devam edelim. Yine en son haberin bir haberi. Bu da çok tıklanan, yine ana akım denebilecek sitelerden birisi. Tabii burada iddia anneye dayandırılıyor. Anne diyor ki 3 aylık Elif Adan'ın, topçunun annesi, normalde beni darp ediyordu baba. Normalde beni darp ediyordu. Bebek uyanınca sinirini ondan çıkardı. Yani videosu da var bunun. Anne diyor ki bebeği darp etti ve öldürdü. Beni de dövüyordu zaten diyor. Evet, devam edelim. Bir sonraki görselimize de var zaten. İşte Habertürk'te görüyoruz. Devam edelim. Bu en azından iddia diye vermiş. Fox'ta yine bununla ilgili haberler yapıldı. Şimdi bugünlerde kapatma davası görülen kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Yakınlaşabilir miyiz üstüne yazılan metine? Yine 17 Kasım 2021. Serik'te oluyor bu olay. Antalya'nın Serik ilçesinde. 3 aylık Elif Ada babası Mustafa G. tarafından darp edilerek öldürüldü. Kesin. Annesi Beyza Nur... Normalde beni darp ediyordu. Bebek uyanınca sinirini ondan çıkar dedi. Yasaların uygulanmadığı her an kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Şimdi bunlar da hükmü vermişler. Zaten bu platformun temel özelliği de o. Yani hani sosyal medya mahkemesi diye bir tabir çıktı ya. Onun hani başrollerinden biri o. Yani bir herhangi bir iddia ortaya çıktığı anda onun kesinlikle bir erkek şiddeti, erkek cinayeti olduğu konusunda bir yargıya varıyor. Hiçbir şekilde iddia gibi sözcükleri dahi kullanmadan hükmü veriyor. Bütün kötülüklerin kaynağı erkekler. Evet. Devam edelim. Evet, yani yine sosyal medyanın tanınan isimlerinden birisi. Bu çağ mı? Tabii başka sonuçlara da varıyor. Nasıl bir pislik çağ bu? Nasıl? Bu cahil, bu barbar, bu şerefsiz insan artıklarıyla aynı havayı soluyacak kadar ne günah işledik. Yine burada hakaret de var. Yani baba suçu işlemiş, o yüzden şerefsiz bu. Ve biz bunlarla aynı yerde yaşamamalıyız. Aynı havayı solumamalıyız noktasına vardırıyor. Şimdi diyelim bunlar
bir şekilde etkilendiler. Hı. Haberlerden etkilendiler. Haberlerde böyle çıktıysa belki böyledir, doğrudur algısına kapılanlar olmuş olabilir. Yani öyle çünkü vatandaşlar kanıyorlar. Ama mesela bir sonraki görselimizde bir isim var. Benzer paylaşım yapıyor. Hatta bu şey, bir CHP kadın kolu resmi hesabı. Evet. Senin dediğin bir sonraki. Bir sonraki, evet. Benimki bir sonraki. Şimdi bak, ama CHP'nin yani, parti. Parti hesabı, hesabı bu ya. Resmi hesabı. Parti hesabı bu. Ya yani partiyi bağlayan bir hesap bu. O da Elif Ada babası Mustafa G tarafından darp edilerek öldürüldü. Bu hukuk tanımaz düzeni ilk seçimden sonra alt üst edeceğiz. Hükmü vermiş. Evet. Bu arada alt üst etmek Türkçeleri de bozuk. Yani alt edeceğiz dese anlarım. Alt üst etmek karıştırmak anlamına gelir. CHP o da hüküm veriyor. Yani demek ki bunların düzeni, yani iktidar olsanız ben şöyle anlayacağım. Mahkeme kurulmayacak. Siz karar vereceksiniz. Ve böyle devam edeceğiz. Karar da verilmişti. Aynı şeyleri şeyde de tabii gördük. KYK'lıları çıkartacağız. Haklarına hüküm olsa bile, yargı kararı olsa bile dedikleri bunların hak hukuk diye bir şey kalmamış. Yapılan ihalelerin hepsini iptal edeceğiz. Ben diyor Demirtaş'ı çıkaracağım diyor değil mi? Yani ne ile çıkaracaksın? Demirtaş'ı hakim misin istiyorsunuz bana verin diyor. Evet. Ağır ceza reisi misin sen mesela? Nasıl çıkaracaksın? Yargıtay hakimi misin? Devam. Evet. Mesela bu hanımefendi de İYİ Parti'nin avukat kendisi. Hukukçu yani. İYİ Parti'nin de disiplin kurulu üyesi. Yani bir partinin mesela önüne dosya geliyor, karar veriyor falan. Neye demek ki o da delile göre, kanıta göre falan karar vermeden birinin tipine bakarak ya da habere bakarak karar verecek. Cinsiyetine bakarak. Yani cinsiyetine bakarak karar verecek durumda herhalde. O da kararını vermiş. Demiş ruh hastası psikopatların kadınlara, çocuklara, canlılara karşı olan şiddet eğilimi davranışları normal değil. Evet. Allah annesine sabır versin. Zaten mesela bir hukukçunun dili böyle olmaz. Yani evet. Ruh hastası, psikopat falan. Yani o daha böyle hani hukuk diliyle konuşur. Evet. Eğer öyleyse mesela tedavi edilmesi gerekir falan. Zaten bir hukukçu dili yok. Burada sosyal medya dili var. Ya bunlar avukat falan da değil. Yani diploması var belli ki ama yani hukuk nosyonu denen şey bu hanımefendi de yok. Öyle anlaşılıyor. Evet. Tabii biz niye bunları anlatıyoruz? Şimdi göstereceğiz birazdan. Devam edelim. Ve bu kişi, işte burada fotoğrafı da görülen Mustafa G diye kodlanan kişi intihar ediyor bir ay sonra. Cezaevinde tutuklanıyor. Babası. Baba tutuklanıyor. Bence belli ki kamuoyu baskısıyla tutuklanıyor. Maalesef mahkemelerimizde öyle şeyler de gelişti. Sosyal medyada baskı olunca tutuklama falan gibi özellikler gelişti. De yine çok takip edilen feminist hesaplardan biri diyor ki gebermiş, ateşi bol olsun, huzurla uyu meleğim. Bir de insan bunlar, meleğim falan diyor ama ateşi bol olsun diyor falan. Gebermiş. Kendisini koğuşunda ranza işte şeye yukarıdan asıyor çarşafla ve öldürüyor bu kişi. Mustafa G. Baba. Devam. Şimdi göstereceğimiz kişi çok tanınan bir isim. Saadet Öğretmen diye nam salmış. Öğretmen olup olmadığı meçhul. Böyle Batı fonlarıyla falan yakın ilişkisi olan bir insan. Sözde Türkiye'deki bu çocuk hakları konusunun da şey bayraktarı. Flaş görünce koşan biri ama. Yani özelliği o, flaş görmesi. Bu intihar üzerine diyor ki sonsuza dek azap çeksin, merhamet etmeyenlere merhamet edilmez. Yani bunların hani insani vasıfları da bu. Yani aslında kin ve nefret dolular, öfke dolular. Hiçbir insani vasıfları yok ama bir yandan da insan hakları, çocuk hakları falan. Devam edelim. Bunlar tabii ki, bu da işte mesela yorumlar. Şimdi bunlar sadece bunu paylaşması önemli değil. Bir de bu kültürü yayıyorlar. Yani bu kültür bu insanlardan besleniyor. Diriltip bir daha gebertelim. Ondan sonra ateşi bol olsun, şeytanın elçisi, gebersin falan. Bir de şey mesela, bu iş bu arada intihar, binlerce var. O iş yorum. İntihar değildir diyor. Tabii. Bir de hani şey yap, o iş intihar, yani onun cezasını içeride verdiler. Ha. Aferin onlara değil mi? Aferin onlara, devam. Yani o yine hukuksuzluk devam ediyor. Tabii. Hukuksuzluğu teşvik devam ediyor. Hukuksuzluğa teşvik de devam ediyor. O da tabii kötü yani, onun da etkisi olabilir. Tabii. Yani içerideki o atmosferin baskısı. Onun etkisi var zaten, tabii. Şimdi göreceğiz onu. Devam edelim. Şimdi aradan birkaç ay geçti. İşte Aralık'ta bunlar oluyor. Geldik neye? Haziran'a. 3 gün önceye, 3-4 gün önceye. Otopsi raporu çıkıyor. Ve otopsi raporunda darp olmadığı, bir hastalıktan dolayı çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor.
Yani babanın uyguladığı bir şiddet yok. Hatta otopsi raporunda şöyle bir bölüm var. Yaklaşık 9 saat çocuğun ki yeni doğanlar için 2 saatte bir beslenme gibi bir durum var. Gece 9 saat aç kaldığı ve buna bağlı olarak bir problem yaşadığı iddiası da var. Onunla ilgili de tabii kesin bir hüküm verip anneyi suçlayacak değiliz. Ama bir gerçek var ki babanın uyguladığı bir darp yok. Ama avukat diyor ki bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Avukatı adli tıp raporunu basında paylaştıktan sonra diyor ki BN yani annenin attığı iftiralardan sonra tutuklandı. Cezaevinde şiddete maruz kaldı. Yani belli ki koğuşta sen çocuk katil. Evet zaten cani baba söylemlerine dayanamadı. Şiddet uygulandı ve sonunda yaşamına son verdi. Yani şimdi o saadet öğretmenler, kadın cinayetini bilmem ne yapacağız platformları, o gazeteler, o televizyonlar bunun hesabını nasıl verecek? Hatta o kişiyi alıp sırf bu yani bir adli tıp raporu ortaya çıkmadan kamuoyu baskısıyla tutuklayan hakimler, savcılar ne yapacağız biz şimdi bu olayı? Bir insanın canından söz ediyoruz ya. Hem canından hem haysiyetinden. Yani önce evladını katleden, evladını öldüren bir katil deniyor, arkasından da canını veriyor. Zannetmiyorum ben böyle bir pişmanlık hissi oldu. Çünkü o öfke ve kin... Ben bugün yazdım, onlara tık gelmedi. Evet. Yani öfke ve kin içlerini o kadar yer etmiş ki yani tamam diyor. Hadi bu da arada gitmiş gibi. Hani o kadar böyle basit indirgenmiş, dönüp sorgulamayan bir hal söz konusu onlarda artık. Şimdi şöyle oluyor biliyor musun? Bu aslında bir... Birkaç örneği de var. Evet. Önemli bir tartışma, şunu söyleyeyim özür dileyerek. Bunu tartıştığım zaman böyle bazı feminist kişilerle, bu bir tartışma konusu çünkü onların kendi arasında da, bunları ihmal edilebilir hatalar olarak görüyorlar. Yani biz bu tarzı sürdürmeliyiz, bu agresif, saldırgan, hücum tarzını sürdürmeliyiz. Arada çünkü sürdürdüğümüz için kadın hareketi bazı başarılar kazanıyor. Arada evet intiharlar, yanlışlar bilmem ne falan ama arada hata dediğin şey bir insanın canı. Yani o yüzden hani hiçbir evrensel hukuk... İşte kadının canı gideceğine orada erkeğin canı gitsin. Tabii o mantık zaten o. Şey. Yani o erkek düşmanlığı orada artık bir, diyelim haksız hukuksuz yere bir erkeğin ölmesinde göz almaya sonucuna getiriyor. Davranışsal olarak oraya gidiyor işte. Yani burada artık şey kalmıyor. Yani o yüzden mesela bu bir aynı zamanda habercilik konusu. Mesela biz bu tip şeyler geldiği zaman önümüze böyle sayısız olay var çünkü. Mesela Elmalı olayı oldu hatırlarsın. Yani anne ve baba küçücük çocukları tecavüz ediyor falan diye başladı. Bu artık bu ülkede yaşanmaz falan filan. Sonra anlaşıldı ki bir kayınvalide komplosu olay. O yüzden böyle insanların itibarını, haysiyetini, şerefini korumak, lekelenmeme hakkına saygı göstermek, masum olabileceği ihtimalini düşünmek. Ya bunları mesela bize de yoğun baskı oluyor. Bu tip olaylar çok oluyor sosyal medyada falan. Siz niye girmiyorsunuz? İşte siz katillerin yanındasınız, siz tecavüzcülerin yanındasınız falan filan. Hayır. Yani bir ilke var ve biz o ilkeye uyacağız. Uymazsak böyle oluyor çünkü. Tabii o aynı baskı şeyde de var dediğim gibi sosyal medyada. Yani öyle bir güruh oluştu ki hakime, savcıya bunu tutuklama talimatı tabii, verdiriyor. Tabii, tabii. Haberciye bunu gir diyor. Yani genel olarak içeridekine diyor bunu içeride öldür. Tabii. Yani o iklim artık öyle bir iklim oluşuyor ki diyelim hukuk artık hiçbiri hak getire. Ama zaten ana muhalefet partisinin ya da iktidarın böyle mesela geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı 2 ay oluyor. İşte bir bıçaklama olayı olmuş falan iddia tabii. Ondan sonra onu bırakmış hakim. Kanun uygulamış belli ki yani babasının oğlu değil bırakmış. İşte böyle hakim mi olur falan filan onu aldı görevini aldı. Ben işte devreye girdik tekrar içeri alındı falan diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani iktidar açık açık diyor ki ben talimat verdim tekrar içeri alındı diyor. Ana muhalefete bakıyorsun. Ben iktidara gelince talimat verdim, çıkacak diyor. Yani. Nasıl çıkacak? Demek ki talimat vereceksin. Yani böyle bir ortamda hani sosyal medyada insanların yargı ahkam kesmesinin, mahkeme kurmasının garipsenmemesi lazım. Ama doğru. Biz bununla mücadele edeceğiz bu kültürle. Devam edelim. Bazıları bu son gelişmeye rağmen de o eski haberlerini falan da silmiyorlar bu arada. Tabii.
yine On Edion'un bir haberi. Bebeği öldürmekle suçlamıştı. Elif Adan hastalıktan öldü, ortaya çıktı. Şimdi bu site aynı zamanda o dönem en çok köpürten site. Çok köpürttü, köpürttü, köpürttü. Bu arada köpürtmeler binlerce tweet, on binlerce beğeni, işte yüz binlerce görüntülenme falan. Ama işte haberin gerçeğini yaptığınız zaman kimse görmüyor bunu. Çünkü sessiz sedasız. Bir de orada bir vicdan muhasebesine girmesi gerekiyor. Yani ona da girmiyor çünkü o öfke hala söz konusu. Bir de daha sonra devam edemezler. Tabii. Şimdi o ya bizim söylediğimiz yalanmış dese, yarın öbür gün benzer bir yalanın yayma şeyi elinden alınmış oluyor. Ya sen daha önce de yaptın, yalan da diyecekler bunlara. Yani o yalan iklimini de sürdürmenin yolu biraz bu. Gerçeği paylaşmamak, böyle aralarda götürmek falan. Bir şey daha söyleyeyim, öyle geçelim. Şimdi bu tür olaylara bir de idam cezası kampanyası eşlik ediyor. Yani işte çocuğuna tecavüz etmiş, çocuğunu öldürmüş, işte bilmem ne yapmış falan. Bu tip haberler çıktığı zaman hadi bir anda idam falan. Aslında hani telafisi olmayan bir ceza idam. Yani tekrar yargılama olanağın yok, kurtarma, yani yok yani. İdam ettim, bitti. Yani şimdi bu ruh halinde sen o cezayı getirdiğin zaman toplumu tatmin etmek için, hele hele böyle bir ortamda, bu örnekte olduğu gibi belki suçsuz insanları dar ağacına götürme ihtimalin olabilir. Yani o yüzden bu aynı zamanda bir yani idam cezası ile ilgili de bir tartışma. Şimdi şöyle, idam cezası yokken idam edilmedi mi bu insan? Evet. Yani şimdi tabii, idam cezası, idam edildi. İdam edildi. Yani bu şimdi kendini asması hali tek başına onun suçu mu? Ya içeride bir sürü ceza şey yapmış, cezaevinde şiddet uygulamışlar. O baskı, çocuk katili bilmem ne. Cezaevinde başına ne geldiğini bilmiyoruz. Evet. Nasıl bir şiddet mesela? Tabii. Mesela cinsel şiddetle karşılaştı mı? Her gün dayak mı yedi? Artık ben yaşayamayacağım galiba deyip. Yani çünkü bir insanın hayatına son vermeye karar vermesi öyle kolay alınacak bir karar değil. Yargıya falan da güveni kalmamış demek. Tabii. Yani ben buradan çıkmayacağım. Tabii. Mesela en azından buradan çıkacağına dair ve aklanacağına dair umudu olmuş olsa tabii, yine intihar etmez. Tabii. Katlanır 3 ay, 5 ay neyse ondan sonra çıkarım ve aklanırım der. Tabii. Yani bu örnekler de görülüyor ama o iklim demek ki ben demiş buradan çıkamam. Evet. Hakim ve savcının yaklaşımı, devlet kurumlarının yaklaşımı, kamuoyunun baskısı tabii, hepsi ona bunu düşündürmüş olabilir. Doğru. Devam edelim. Şimdi bu biz geçtiğimiz günlerde de... Geçelim arkadaşlar. Evet, bunu da geçebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de aslında biraz değindik ama çok böyle kısa geçti. Sonuna denk gelmişti. Benzer olay Diyarbakır'da da yaşandı. Evet. Ya bu da çok ibretlik bir olay. Hani bu dolduruşa gelme olayı, herkesin kendi cezasını kendi kesme olayı, linç kültürü. Yani sosyal medyada da oluyor az önce gördüğümüz örnekte. Ama o diyelim gerçek hayata cezaevinde yansıyor ve adam kendini intihar ediyor. Bu da yine geçtiğimiz ay yaşandı Diyarbakır Sur ilçesinde. Ergün Aslan isimli birini 40 yaşında çocukları taciz ediyor diye. Bunun görüntüleri de var. Yani videosu da var bu haberin içinde. Sokak sokak döve döve gezdiriyorlar. Yani döve döve sokakları gezdiriyorlar. En sonunda da bıçaklıyorlar. Bir kalabalık güruh bir kişiyi öldürüyor bıçaklayarak. Niye? Sen küçük çocukları taciz ettin. Fotoğraflarını çektim falan diye. Sonra devam edelim. Yani hayatını kaybediyor ya, var mı ötesi yani? Ve hani çok acı verici ve onur kırıcı bir biçimde hayatını kaybediyor. Sonra yine bütün bu siteler girdi bu haberi. Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği düşünülüyormuş. Halbuki aslında tacizi engellemek isteyen kişiymiş o. Sonra çocuk da bu değildi demiş. Bu haberin içinde o da var. Ya bu çocuk da bu değil demiş. Ama işte o anki galeyan haliyle falan adam ölmüş bulmuş. Yani adam belki de bir kahraman. Evet. Bir tacizi engellemeye çalışırken taciz yapıyormuş gibi görünüyor ve sokak sokak dolaştırıp öldürülüyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Diyelim tacizci. Yine yapamazsın. Yine yapamazsın ya. Yani sen bilemezsin onun tacizci olup olmadığını. Yani onu mahkeme araştıracak ya. Çocuğu dinleyecek, adamı dinleyecek, kamerayı izleyecek, şahitleri dinleyecek. İşleyemedik yine Esenyurt'ta geçen benzer bir olay oldu. Tabii. İşte sığınmacı, işte çocuğa taciz iddiasıyla diyelim ortalık ayağa kalktı falan. Hı. Yani mesela gözle çıplak gözle bile işte bugün burada kolay. Çıplak gözle bile gördüğün şey bazen öyle tabii, olmayabiliyor. Tabii. Orada onu engellemeye çalışan biri olabilir falan. Yani sen onu öldürdün ama bitti o. Tabii. Orada ya da onu darp ettiğinden, şiddet uyguladığından. Ve o bıçaklama haberine de şöyle yorumlar yapıldı yine sosyal medyada. Yani oh iyi yaptılar. İyi, evet. Mahkemeye gitse kesin çıkardı. Evet. Yani o adalete güveni de erozyona uğratıldığı için sürekli böyle bu tip yayınlarla
Bir de bunlara alkış tutuluyor. Devam edelim. Bakın yani bu yargısız infaz konusu çok gündemimize gelecek, geliyor da zaten. Mesela bunu işlemiştik geçen yıl. Tekrar hatırlatalım çok kısaca. Şair Şükrü Erbaş. Yani siyaseten bizim böyle apayrı yerlerdeyiz. Ama biri çıkıyor, bir hesap, ismi de yok. İsmi yok. Diyor ki bu kişi beni efendim evine çağırdı. Şükrü Erbaş beni evine çağırdı. Taciz etti. Bilmem ne yaptı falan filan. Alıyor yürüyor bu. Tacizci Şükrü Erbaş. Tacizci Şükrü Erbaş. Şükrü Erbaş zaten böyledir falan. Ve bir yıl sonra çıkıyor. Aynı kişi diyor ki ben ilgi çekmek istedim. Ondan sonra ve bu yüzden yaptım. Pişmanım diyor. Niye? Çünkü iş mahkemeye gitti. Mahkeme onu buldu falan ve sonunda işte bu özürü dilemek zorunda kaldı. Burada da biraz işte hukuk Erbaş'ta diyor ki bir yukarı çıkaralım. Ya tamam özür diliyorsunuz da benim öfkem hiç geçmeyecek çünkü zindana dönmüş bir yaşadım. 5 ay yaşadım diyor. Ama sosyal medyada Şükrü Erbaş tacizci. Belki hala öyle biliniyor. Evet. O yüzden bir de bunu en ileri görünen insanlar yapıyor sözde. Ya bu yalanın diyelim hızına yetişmek zor. Tabii. Yalanın yayılma hızına yetişmek zor. Ama çözüm de var. Doğruyu yayan, gerçeği yayanları güçlendirmek. Yani buradan böyle bir sonuç çıkıyor bizim açımızdan. Aydınlık, Ulusal Kanal gibi diyelim gerçeğe bağlı yayıncılık yapanları güçlendirmek, onların haberlerini paylaşmak, onlarla onları esas almak gibi bir görev düşüyor bize de. Orada yoksa güvenmeyin. Böyle şimdi, yoksa bir soru işareti. Ben mesela Aydınlık diyelim bu meseleyi elini atmadıysa diyelim ya bir düşünürüm. Tabii. Ya da bu mesele böyle sunmuyorsa düşünürüm. Demek ki bir kuşkusu var. Gerçeğe bağlı yayıncılık yapıyor çünkü. Tabii toplum hele hele böyle diyelim ekonomik sıkıntıların falan olduğu dönemlerde menfi olanı, olumsuz olanı alıyor. Onu okuyor. Onu okuma ihtiyacı hissediyor falan. Çünkü kötü, her şey daha kötü, daha da kötü, çok çok daha da kötü falan. Yani böyle bir ruh haline gidiyor. Dünden daha kötüyüz. Dünden daha kötüyüz. O yüzden mesela ben bakıyorum Oda TV, Aykırı bilmem ne falan sürekli olumsuz başlıklar. Yani doğru mu yanlış mı hiç onunla ilgilenmiyor. Ben bu başlığı atarsam mesela buna tacizci dersem, buna katil dersem, buna Suriyeli dersem bu okunur. Ve bu hakikaten ahlaksızca bir yayın çizgisi. Hiçbir insani değerle açıklanamaz. Mesela tabii. Daha ortada gidenler falan da artık belli ki sosyal medyada etkileşim falan almaya başladı da buralardan. O damarı görmüş sürekli sığınmacı karşıtı videoları falan Oda TV falan. Tabii. Yani geçen hafta işledik işte. Evet. Adam bir günde 5 tane porno videosu paylaştı. Evet. Tabii. 5 tane günde porno videosu paylaştı. Yine bütün sığınmacı videolarını alıp paylaşıyor. Yani gerçeğini arkasına düşmeden, önüne arkasına bakmadan diyelim. Hatta bir sürü kez de yalanlandı yani. Tabii. Şimdi devam edelim. Bu sosyal medya diyelim meselesi daha çok su götürecek. Biz de diyelim bir sonraki videomuzda şimdi McDonald's. Evet. Marka vermiyoruz ama veririz herhalde burada. Vereyim, eleştirmek için veriyoruz. Kimse herkese de gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Sağlığınız, sıhhatiniz, ekonominiz için gitmeyin bu şeye, obez makinasına. Evet. Yaptırımlar sayesinde Rusya kurtuldu. İnşallah bize bir gün kurtuluruz. Böyle bir reklam hazırladı. Bana bak, bana bak telefonu. Telefonu çıkar bakın. Çıkar telefonunu görüyor. Çıkar telefonunu. Dayılar istedi, biz de gençler için çıkardık. McDonald's'tan Dayı Savar. McDonald's Türkiye hesabının öne çıkanlarından Dayı Savar'a gir. Tuşlu telefon şablonlarından ekran görüntüsü al, telefonunun arka planı yap. Çıkar telefonunu diyen dayılara karşı sen de çıkar telefonunu. Dayı Savar'la dayıları şaşırtmanın... Telefonunu çıkar bakın. Evet. Evet, dayı savmak. Böyle bir olay artık çıktı. İşte bu zaten bu kültürü çıkanlar da bu emperyalistler, bu kapitalistler. Hani büyüğe saygıyı falan yok edenler zaten bunlar. Bireyciliği teşvik eden, aileden koparan. Ha. Bir de bunun reklamını yapıyor. Kurgu videolarla falan birlikte yapıyor. Dayı savar. Peki bu dayı olayının geçmişi neydi? Onu bir hatırlatalım. Bu nereden çıktı? Bir sonraki videomuz. Bir sonraki videoya geçebilir miyiz? Evet. Senin
hakkında da konuşalım. Konuşalım. Keşke Yunan galip gelseydi diyor, dua etti ya böyle. Bir kötü oldu. Abi bu kafadalar ya. Valla yazık yani, ben sinirleniyorum. Bunları görünce tamam mı? Dur ne yapıyorsun? Hiç ortada. Şimdi bu videoda hiçbir şey yok. Ortada bir telefon sohbeti geçmiyor, telefon muhabbeti geçmiyor. Oradan biri konuşan, orada yaşlı kişi, tırnak içinde dayı ya, ağzına telefon sokuyor. Şimdi hiç bilmeyenler için bir kısa bir iki cümleyle özetleyelim. Bu şöyle başlıyor. Bu sokak röportajı denen ucubelerin içinde şöyle bir şey gelişiyor. İşte ekonomik sıkıntılardan dert eden Z kuşağı var. Bir de ihtiyarlar var. Onlar AK Partili. AK Partiler diyor ki, ya sen ekonomiden şikayet ediyorsun ama bir de kullandığın telefona bak. En son bu patlama noktasına geliyor. Başları sizin telefonunuza deyip en son dayının ağzına telefon vurma. Bunu bir akıma çevirmeye çalıştılar. Bu videoda onun şeyi oldu. Geldiğin sembolü oldu değil mi? Burada bir kendinden büyük bir insana aslında bir şiddet uygulama olayı var ve bu şu anda kutsanıyor. Ve McDonald's da bunun videosunu çekiyor. Ya, dayı Savar. Aslında bu şimdi birazdan konuşacağız. O az önce dedik ki iklimi yaratanlar, o siyasi liderler, bilmem neler, grup toplantılarına yapılan konuşmaları da göstereceğiz ama bu aslında emperyalist bir şey, dayatma. Yani tabii, o ülkenin gencini aslında o ülkenin tecrübesinden, tabii, o ülkenin köklerinden koparmaya, tabii, yönelik bir hamle. Tabii. Yani o dayı dediğin şey senin tecrübe. Tabii. Seni çoğu zaman hatadan döndürecek, ülkeye bağlayacak aynı zamanda. Yani oradan gelen her türlü uyarı, oradan gelen her türlü tenkin, yani seni şey yapıyor, nasıl diyeyim, itiyor, gençleri itiyor. Şimdi mesela Akşener de benzer açıklama yaptı. Grup toplantılarına gençler çıkartıyor. Onlar sürekli böyle dayılara, yaşlılara, bilmem nelere vuruyor. Bence şöyle, yani belki tartışılabilir bu konu ama o telefon çıkart sözünün altında da bir temel var. Tabii. Yani öyle de bir akım gelişti. Şimdi o Z kuşağı dediğimiz şey sizinle aç geziyor, açıkta geziyor değil mi? Ama bir kültür dayatması var, iPhone dayatması var, bilmem ne dayatması var. Hani öyle giyinmek, öyle yerlere gitmek, öyle eşyalar almak. Ama o kültür de aslında o ülkenin tecrübeleri, dayıları etrafında görülen sonuç. Yani en son çıkart telefonuyla bu ağızdan çıkıyor. Bu ekonomik sıkıntıların olmadığı anlamına gelmiyor ama bir gerçeği de gösteriyor. Gösteriyor tabii abi. Tabii. Şimdi mesela ben bir üniversiteye gittim konferansa. Orada bir işte ekonomiyle ilgili konuşuyorduk. Bir kız, bir öğrenci arkadaşımız. Ama dedi işte biz telefonumuzu nasıl şey yapacağız falan. Ya dedim ki ben bunu 5 senedir kullanıyorum ya. Yani burada sorun şu. Yani senin onu alıp alamaman sorunun bir boyutu ama bir boyutu da bu. Hani niye ekonomik olarak sıkıntıdayız? Biz niye bu kadar döviz açığımız var? Sen bunu almak istiyorsun çünkü. Yani niye almak istiyorsun kardeşim bunu? Bir yandan çevre, karbon ayak izi, bilmem ne işte falan. İşte doğayı koruyacağız, şu olacak, bu olacak. Bir yandan da 6 ayını doldurmadan yenisini alıyorsun. Niye? Ya ne yapıyor bu daha? Tamam alma hakkım var da. Yani bunun da bu da çok absürt bir şey değil mi ya? Niye alıyorsun ki kardeşim? Ya niye onlara kazandırıyorsun mesela? Gençlere bu ülkeden gidin. Burada yaşanmaz propagandasının da aslında ürünü, tabii, devamı. Yani bu, bak anlamıyorlar seni. Bu ülkenin vatandaşı, büyükleri falan bunlar, aileler falan. Gidin siz. Şimdi mesela Akşener'in videosunu izleyelim. Hı. Devam edelim. Bir sonraki videomuz. Direkt bu iklimin nereden dayatıldı? İşte Gladio'nun kraliçesi tarafından kürsüden dile getiriliyor. Gençliğini hakkıyla yaşayamamış adamların boş nasihatlerine, üst perdeden ayarlarına ve buyurgan tavırlarına maruz kalıyorsunuz. Kimi zaman hayat tarzınıza, kimi zaman bakış açınıza, kimi zaman gururunuza, hatta telefonunuza kadar uzanan kirli bir el ile mücadele ediyorsunuz. Evet, yani buradan besleniyor zaten. Yani kirli. Evet, kirli yer. Yani telefonunuza alan kirli yer. Yani mesela tüketim kültürünü eleştirmek eskiden hani şey bir değerdi, ileri bir değerdi. Yani onu yapan tebrik edilirdi falan. Şimdi geçenlerde bir akım var ya işte Amerika, Türkiye beni kaybetti, Amerika şunu kazandı falan. İşte sözde bir sanatçı, Türkiye beni kaybetti, Türkiye bir sanatçı kaybetti, Amerika kazandı diye gitti. Bir tane dizide oynamış birisi, oyuncuyum diye çıkıyor neyse. Bugün bir video paylaşmış, Amerika'ya gitti ya. İşte bu meşhur telefon markası var ya.
onun işte 13 bilmem ne modelini bilin bakalım. Aha, Amerika'da gördüm, kaç gördüm, liraya aldım. Gördüm. Şey ne Dombili Baykuş Hasan. Heh. Dizide oynayan. Bakın Amerika'da çok ucuza aldım telefonu falan. Gelmişsin 50 yaşına. O mu yani şimdi senin şeyin hayat gailen bu mu yani? Hepimiz daha ucuza telefon almak için Amerika'ya mı gidelim? Ya balık sokaklarında mısınız? Her gün cinayet işlenen, her an yani telefon alıyorsun ama süpermarkette öldürülebilirsin yani. Ya bir de balık mısınız arkadaş siz? Adam oltanın ucuna iPhone'u takmış böyle salıyor. Gel diyor buraya. Ucuzu burada. Evet. Sarıyor. Ucuzu burada. Amerika'ya geldi. Evet. Yani kendinizi bunun yerine mi koyuyorsunuz? Ama onun için yaşıyor abi. Başka hani ürettiği bir şey yok ki. Hani bir meşgalesi yok. Bir değeri de kalmamış aslında. İşte mesela onlar olmayanlardan bir örnek. Hatalı. Mesela bir videomuz var önümüzdeki. 20. video. Yani yapacak bir şey yok. Artık beğeni peşinde koşan. İşte bunlar iyi. Sensin. Bu videoyu biliyorsunuz. Dershanede bir öğretmen emekli olmuş. Çocuklarını geçindirmek için dershanede öğretmenle devam ediyor. Orada da bir vatandaş, bekleyelim biraz bunu. Bir önceki. Bir öncekinde kalalım. Orada bir vatandaş da, öğrenci de diyelim çok beğeni almak için falan öğretmenine böyle bir el hareketleri falan yapıyor. Öğretmeniyle dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Diğer öbür arkadaşı da çekiyor. Evet, bunu video atıyor. Öğretmeni de işte kolundan tutuyor falan. Başka hiçbir şey yapmıyor. Devam edelim. Daha sonra, şimdi bunu şu yüzden ilk bir dakikasını izletelim bu önümüzdeki videonun. Birazdan Kur'an-ı Kerim'i diyelim tekme atma meselesini de konuşacağız ama hani bu tarz meselelere yaklaşımımız nasıl olmalı diye bir örnek aslında. Mesela konsantreyken aniden çocuk yerinden kalkmış, yanıma gelmiş birden yüzümde eller, kollar veya iplik gibi bir şeyler hissetmeye başladım. Ne oluyor diye şaşırdım, baktım çocuk dans ediyor gibi bir şeyler, tuhaf hareketler, çok tuhaf. Sonra çocuğu yani elinden tuttum, Allah bana sabır verdi o anda. Elinden tuttum, yerine oturttum. Ertesi gün sabah veli, çocuk, kamerayı alan çocuk özür dilemeye geldiler. Biz tabii büyüğüz, biz eğitimciyiz. Yani bir hatayla insan veya bir genç, bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da elbette bir şiddet yapmamış. Evet, öğretmene, devlete, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz yeterli. Çok hassas. Yani bu işte eli öpülecek insan. Dayı denen var işte. Evet. Dayı bu. Hani öbürü telefon sokan aslında. İşte dayı diye aşağılananlar da bu insanlar aslında. Ve bu ülkenin aklı selim insanları, tecrübelileri. Hatadan çevirenler, değil mi? Tabii. Yani o hata yapıyor, özür diliyor. Türk gencini kaybedemeyiz diyor. Evet. Kazanacağız diyor çocuğu. Sorumlu. Evet. Ülkesine de dair bir sorumluluk hissediyor. Evet. Çok yani hakikaten insana umut dolduran bir şey. Yani demek ki bizim insan kaynağımız hala bu. Ve bu hocamızın, bu öğretmenimizin yetiştirdiği çocuğa ben güvenirim mesela. Direkt bir 23. videoya geçelim. Kur'an-ı Kerim'e tekme atma meselesine de bir bakalım. Ondan sonra mükremine geçelim mi hocam? Böyle bir olay oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim'e tekme atıyor lisede. Gencin biri Kur'an-ı Kerim'i fırlatıyor, diğeri de tekme atıyor. İşte ona yani bir futbol topu gibi falan muamele yaparak şu şekilde vuruyor. Gün boyu bu tartışıldı. Evet. Gün boyu bu hareket tartışıldı. Bunun sebeplerini, bunun nerelerden yükseltildiğini, kışkırtmanın sebeplerini falan da aslında biliyoruz. Birazdan değiniriz. Daha sonra bu genç özür diledi. Evet. Disipline verildi bu arada. Evet. Disipline verildi. Daha sonra genç özür diledi. Elinde Kur'an-ı Kerim'le işte bu özür videosu da burada diyor ki pişmanım, özür dilerim, Müslüman kardeşlerim deyip Kur'an-ı Kerim'de öpüyor. Şimdi burada bir de disipline sevk. Evet, disipline sevk ediliyor. Evet. Ya burada tabii hani az önceki öğretmenimizi niye gösterdik? Burada bu çocuk da bir linç edilmek istendi. Yani baştan sona hatalı yani bu akıl almaz bir şey. Yani hiçbir Türkiye'de yaşayan kimse inansın ya da inanmasın bu hareketi yapmaz. Bu artık şeyin hani o sosyal medya beğeni kültürünün geldiği nokta. Dolayısıyla dikkat oraya çekmek lazım. Yani bu çocukla uğraşarak varılacak bir şey yok. Bu çocuğu okuldan at. Bu çocuğu hapse at. Bu çocuğu sokağa çıkamaz hale getir. Bu hiçbir şeyi çözmez.
Tam tersine. Yani o çocuğu kazanacak, o çocuğu tekrar hayata döndürecek, o çocuğu bu hatalarından arındıracak bir yaklaşım içinde olmamız lazım. O da işte bu işte sosyal medya beğeni, tık, işte TikTok, Z kuşağı propagandası, bunu çok matah bir şeymiş gibi liderler tarafından propaganda edilmesi falan. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Eğer bununla mücadele etmeyip sadece bu çocukla uğraşırsak işte o kışkırtma, tertip zeminine de müdahale etmemiş oluruz. Çünkü yani bu çocuklar bunu bilinçli yaptığını zannetmiyorum. Yani daha doğrusu biz bir kışkırtma yapalım diye ortaya çıkmamış. Şey de söylüyor. Lisedeki yani, Kur'an-ı Kerim olduğunu da bilmiyorum. Elime öyle diyor. O belki de biliyordu falan ama mesele o değil. Mesele bunlar kullanılır. Yani o çocuk bu videoyu bu niyetle çekmez ama o alır bir anda işte laik, dindar bilmem ne falan filan kışkırtma, sokaklar falan oralara doğru gidebilir. Burada bu kültürle mücadele etmek lazım. Aynen öyle. İki haftadır zaten işlediğimiz şeyler de biraz hep böyle. Yani o linç kültürü, Suriyelilere linç. Şimdi mesela bugün de yine aynı şekilde bir Suriyeli gencin cinayeti söz konusu. Geçen hafta gösterdik Afganları Zafer Partili isimler öldürdü. Rize'de öldürdü. Evet. Rize'de öldürdü. Yani burada Türk'ü Suriyeli'ye, Türk'ü Afgan'a, işte yine Suriyelileri bunlar size kötü davranıyor bilmem ne diye Türk'e yönelik bir kışkırtma var. Yine Konya'da gördük Kürt'ü Türk'e. İki Kürt ailesi karşı karşıya diyelim herhangi başka bir olaydan karşı karşıya geldi. İşte Türk'le Kürt karşı karşıya geldi diye yaygara çıkartmaya başladılar. Yine kadını erkeği az önce gösterdik. Yani o işte şiddet haberleri, İstanbul Sözleşmesi daha yeni konuştuk. Yani kadını erkeğe düşman eden bu şiddet haberleri üzerinden bir iklim yaratılıyor. Bunların hepsi yani o kaos planı dediğimiz, tertip dediğimiz şey böyle hani oturulup yazılıp çizilen her zaman böyle olmuyor. Bazen belli olayları alıp diyelim büyüten işte bu hesaplar üzerinden falan gerçekleşiyor. Bu da yine buna benzer bir mesele. Yine son dönemde çıplaklık videoları var. Evet. Mesela bu çıplaklık daha önce de yok muydu? Vardı. Olurdu. Aklı yerinde olmayan insanlar çıkıyordu. Çıplak falan dolaşılıyordu. Ya geçen hafta 4 tane gösterdik. 4'ü de %70 üzeri akli dengesi problemi çıktı. Burada da biraz da şey var. İşte muhafazakar kışkırtma var. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i yırtan genci göstererek de biraz buna dikkat çekmek istiyoruz. Bak laiklik işte din elden gidiyor. Bak ortalıkta çıplak geziliyor. Her yerde işte pornografik görüntüler ortaya çıkıyor. Gibi tersten de bir kışkırtma var. Aynı haftada Melek Mosso konseri iptal edildi diye diğer taraftan bir kışkırtma var. İşte kadına karşı bunlar. Bunlar sanata düşman, bilmem ne düşman diye daha her gün hala bahar şenliklerinde yasaklandı. Bak işte Mustafa Kemal askerleri sloganı. Bak ikinci yasağı kaldırmadılar falan diye. Hani ODTÜ'yü, diyelim Kayseri'yi, aslında bizim gençlerimiz, Türk gençlerini sözde yasakmış gibi videolarını yaymaya başladılar. Evet, olmayan ayrılığı yaratıyorlar yani. Kayseri'de mesela böyle bir problem yok ama sanki o bir ikiye bölünmüş Türkiye'nin görüntüsüymüş gibi veriyorlar. Halbuki herkes orada. Yani sağcı solcu beraber Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. Oradaki görüntü o. Şu doğuran erkeği işleyelim mi? İşleyelim abi. Şu doğuran erkeği bir geçelim. Bir sonraki görsel. Mükremin diye biri var. Ya varmış, biz de bugün öğrendik. Biz de bugün öğrendik. Sosyal medya yıkıldı falan. Bu böyle bir sosyal medyada beğeni işte toplamaya çalışan falan bir tip. 6 aylık hamileyim, sizleri çok seviyorum diye erkek. Daha sonra işte doğum kontrolüne gidiyormuş gibi böyle. Hani o erkekken kadın gibi doğum sürecini böyle video çekiyor ve ona beğeniler geliyor falan. Hani ne zaman doğuracaksın, ne zaman doğuracaksın, 9 aylık ne zaman olacak gibi böyle yorumlar evet, falan. Evet, bir de o da enteresan bir şey. Yani bir eşcinsel erkek aslında. Hamileymiş işte kadın duygusu yaşamak falan filan gibi şeyler yapıyor. İnsanlar da bunu beğeniyor falan. 1-2 milyon takipçisi falan varmış. Hayret içindeyim yani. Bugün bunu gündem yapan şey esas şu. Evet. Şimdi bu adam işte bu beğeniler bilmem neler falan noktasında 9 ay 10. gün oluyor. Diyor ki ey takipçilerim ben artık bugün doğuruyorum. Evet. Gidiyor yasal bir hastaneye. Evet. Yasal bir hastaneye. İzleyelim videoyu. Bir özel hastane bu. Bayağı, değil mi? Ameliyathane kıyafetleri, bayağı film personel var. Evet. Değil mi? Hemşireler, şunlar bunlar da oradalar. Doğuma giriyormuş gibi bir görüntü, duygular falan. Devam edelim. Bir sonra doğuruyor, tırnak içinde. Tırnak içinde sonra doğuruyor. Sözde, film devam ediyor. Evet. Filmin sonunda da doğuruyor. Kucağında bir bebek. Gerçek evet. bir bebek. Gerçek bir bebek, evet. Ve diyor ki Onur adını koymuş.
Bu arada hani o çocuk kim? O çocuğun bir koruma altına alınması lazım. Yani diyelim bir gerçek bir ailesi varsa ve bu film için ona verildiyse bu çok büyük bir skandal. Yoksa daha büyük skandal. Evlat da edinme şansı yok bence. Herhalde öyle bir şey. Yani ailesi yoksa daha büyük skandal. Hastanedeki çocuğu verecek halleri yok herhalde diye tahmin ediyorum. Hakikaten de bir yeni doğan o. Evet. Onur, senin baban yok ki hastaneye sakına gelmeyin. Hayırsız koca evladımı, yüzünü size değil şarkım ve falan filan. Yani burada bir çocuk istismarı var aynı zamanda. Evet. Ve hani bu LGBT propagandasının, hani bu akıl ve bilim dışı falan diyorduk biz. Ve bunun ne noktaya geldiğini gösteren bir şey. Ve bunu beğeniyorlar. Allah'tan bu noktaya geldiği anda biraz tepki oluştu. Ya kardeşim sen tamam, nasıl yaşıyorsan yaşa da artık bu görüntüleri de bize izletme diyen bir kitle ortaya çıktı sonunda. Evet, kesinlikle öyle. Burada çocuğa istismar var. Tabii. Çok açık yani, burada bebeğe istismar var. Daha önceki çektiği videolarda da erkek çocuklar veya... Varsa onu da bir gösterelim var. Çok kısa, bir dakika. O yok herhalde. Ha var. Ha var, evet. Kısaca gösterelim. Süremiz de bitiyor. İşte yine güya hamile dans ediyor burada. İşte arkada bir çocuk. Ya şimdi bu çocuk ne düşünecek orada? Tabii. Yani kaç, 6-7 yaşlarında bir çocuğumuz sanırım o. İşte erkek olarak bildiği biri. Karnı, işte bir tuhaf danslar. Hamile, erkek hamile olur mu falan. Yani hani işin propagandaya dönüşmesi tam olarak bu. Yani sen ne yaşıyorsan yaşa, ama şimdi bu çocuğa böyle bir seçeneğinde olduğu fikri işte bu sosyal medya üzerinden böyle sokuluyor. Direkt 30. görsele gelelim mi? Hı. 30. görselde de şimdi şöyle bir bakım başladı. Bakın, Cumhurbaşkanı karşısında bu. Hı. Evet. Hı. Bunu bir sürü beğeni bilmem ne falan, yani hani böyle bir akım da başladı. Bunu buraya koyuyorlar. Ciddiyetsizlik. Çocuğa istismar, bunları beğenen, bunları gülen falan bir böyle bir kuşak yaratmaya çalışıyorlar. Bu rezilliğe tabii diyelim sessiz kalınmıyor ya da genel eğilim böyle değil. Yani Türk gençliği böyle değil. Ama işte mesela Erdoğan düşmanlığı, yani mesela siyasi motivasyonun Erdoğan düşmanlığı olduğu zaman işte bunu da alkışlarsın. Kesinlikle öyle. Bunu da alkışlarsın yani. Aynı iklimde buluşuyor işte. Devam edelim. Yani şu bir sosyal medya görselimiz var da o değil. Aydın'ın... şeyini bir dakika evet, gösterelim. Tamam. Bir Aydın'ın manşetini gösterelim. Hazırsa Alperen. Yoksa önemli. Geliyor. En sonunda da bu bugün konuştuğumuz bir güzel video var. Yani değerli izleyiciler, biz böyle sürekli anlatıyoruz. İşte doğuran erkek falan gösteriyoruz ama hani Türkiye bu değil. Gençlerimiz bunlar değil. İklim de bu değil. Bambaşka, çok da güzel böyle kuşaklar, gençlerimiz yetişiyor. Böyle günün sonunda kısa bir videomuz olacak. Eğer manşet gelmezse direkt o videoyla bitirebiliriz. Gelmiyorsa geçelim. Ya Aydınlık bunların bilim dışı olduğuna dair çok güzel bir manşetle çıktı. Alman bilim insanlarının önemli bir mektubuydu. Neyse onu geçelim, direkt o video. Evet. Yani çocuklara cinsiyet değiştirme propagandası bilim dışı ve siyasi. Almanya'daki bir grup bilim insanının, 802 bilim insanının önemli bir mektubu yayınlandı. Ve Alman devleti teşvik ediyor bunu. Yani... Bu apayrı bir konu, çok uzun işlememiz lazım ama hakikaten bilim dışı olduğunu Mükrem'in örneğine bakarsanız evet. Görürsünüz. Tabii. Evet, bugünkü süremizin sonuna geldik. Kısa bir videomuz var. Aile neden önemli? Dayılar neden önemli? Onlar nasıl çocuklar yetiştiriyorlar? İşte şimdi onu izleyeceğiz. Onunla bitireceğiz. Yarın bugün kalmayan konularımız devam edeceğiz. Yine 20'de buluşalım. Videoyla kapatıyoruz. İyi akşamlar, görüşmek üzere.